biraz kapatalım şurayı. Gözlükleri de çıkaralım, öyle değil mi? Sevgili izleyenlerim, sevenlerim, canlarım, can düşmanlarım, can sevenlerim. Hepinizi ben ne çok severim, pek çok severim. Ya ben bir cicimim, cicim. Durun. Şimdi burada bir tane sac ayak vardı. Onu bizim hanım ne yapmış? Bulamıyoruz. Sizi nereye pışpışlayacağım? Aa bak. Bak. Allah belanı vermesin ya. Saatin içini göçerttik. Saati bozduk. Şerefsizim bozduk. Rol yapıyorsam götünü... Rol yapıyorsam ebemi dürtsünler kardeşim. Hadi bakalım. Bizim uzun süre aradan sonra bir çekelim dediğimiz günlük sohbetlerin nasibi herhalde çok kolay yoluna girecek değildi, değil mi? Ne yaptık? Antika saatin orta göbeğini içine göçerttik kardeşim. Neyse, şimdi küfüre odaklanmak istemiyorum. Sizi şöyle bakın. Zeytin çiçeği kolonyası, Ego Blue marka olan zeytin çiçeği kolonyasının üstüne koyuyorum. Hibrit kameramızı ayarlayacağız. Bunu üstüne sizi monte edeceğim de. Yani bir ay sonra ilk günlük sohbetlerimizi tekrar Geyikli'deki mekanımızdan, baba evinden çekmek üzere. Gelin bakalım. Şimdi sizi önce buraya bir monte edeyim. Gözlüğü de çıkarttık. Bak, sizin için nelere katlandığımı görün. Durun şöyle bir, ben sizi oraya bir monte ediyorum kardeşim. Bak, bak kendinizin nasıl monte edildiğini görmek istiyorsanız buyurun. Şuradan yansımaya bakın, bak. Bak, gördün mü? Gelin bakalım. Geyiriksiz arıza adam günlük sohbeti yakışır mı? Yakışır mı? Yakışmaz. Asla yakışmaz. Hadi bakalım şimdi laptopu. Siz gene şurada bekleye koyun. Ondan sonra ben topunuzun tenekesine koyacağım dostlarım. Hepinizi çok özledim. Demin hanıma da söyledim kardeşim. Ya ben bu eve geldim geleli neredeyse 2 ay oluyor dedim. Geyikli'de ikamet ettiğimiz bu eve. Ya kardeşim geldim tamam da ben daha buradan hala bütün sevenlerim, takipçilerim, izleyenlerim benden uzun uzun böyle yaya bir günlük sohbet bekliyorlar ama ben hala şu yeni mekanımdan bir siftah videosu, günlük sohbet çekemedim dedim. Yürü dedim. Al kimin var, neyin var, neyin yok, al hepsini in aşağı dedim. Üst katı bana bırak ki rahat konuşayım dedim sevenlerimle. O bakımdan yani. Nasıl gidiyor dostlarım? O zaman ben gene her zamanki gibi ne yapacağım? Sizle burada söyleşirken dur lan, bu arada sizi de bir eğrilttik, bir şeyler yaptık ama ben de anlamadım kardeşim, bu ne biçim bir sac ayak, bu ne biçim bir şeydir ya, şöyle yapalım. Bak açı güzel, açı güzelse problem yok canlarım benim. Nasılsınız? Geyikli'den herkese iyi akşamlar dilerim, sevgiler, saygılar. Sevgili kanal takipçilerim, özellikle sizlerden bahsetmek istiyorum. Aslında bugünkü bu ani devreye giren akşam saatlerinde, şu an saat 9:20 geçiyor, devreye giren günlük sohbetlerimin sebebi kesinlikle siz abonelerimin, sevenlerimin bana videolarımın altına yazdığı yorumlardır. Aynen. Bu sebeple dedim bir günlük sohbet artık çekeyim, dayanamıyorum dedim. Yani karım da buradaydı. Kalk kalk kalk, hadi kalk artık git, yeter beni sevenlerimle yalnız bırak dedim. Aşağıda bir şey mi oluyor dedim de. Abi evde tek başımıza değiliz. Eskisi gibi öyle kim kime dumduma diye ki kardeşim. Yuva yani, aile. Aşağıda bir şey olur. Bilmiyorum, birileri birbirine girer, en azından ayırmaya giderim. Yani iletişim içinde birbirinin farkında olan, birbirini sevmeye özen gösteren, birbirlerinin işte hatırlarını kırmamaya özen gösteren aile bireyleri olduğunda mutlaka ki birbirlerine dikkat ederler. Ben de aşağıdan gelen seslerin devisi böyle, tonlaması biraz değişince dedim acaba bir vukuat mı var? Ha, vukuat varsa ben de dalayım diyecektim. Olmaz hiçbir şey. Çünkü özellikle bir yuvayı ya da aileyi oluşturan bireylerin bir de derin düşünce halleri varsa
sorgulamayı biliyorlarsa ve en üstte de teslimiyeti bilip sorguların hepsini bırakabiliyorlarsa çok büyük problemler doğmaz kardeşim diyorum ve bu Adıyaman'ı bütün sevenlerime bu uzun süre günlük sohbetler ayrılığımızın sonrasında çakıyorum. Ya dostlarım, ne kadar güzel yorumlar yazmışsınız bana. Yemin ederim günlük sohbetleri bu saatte çekmek aklıma gelmemişti bu mekanda ilk günlük sohbetlerim olsun diye. Ama yani aynen ya, demin eşim yanımdaydı ya. Aynen yani, baktım öyle güzel katılımlar, yorumlarda bulunmuşsunuz ki. Bu anlamda beni affedin. PC çünkü İzmir'deki mekanımızda. İzmir'e gittiğimde ben gene böyle UFO pilotu gibi oturacağım artık. Normal uçakları geçtik biliyorsunuz, dünyevi uçakları, konvansiyonel yöntemlerle uçuşla uçmayan araçları dile getiriyoruz. Vallahi oturacağım panelime böyle, takır takır hepinize katılımlarda bulunacağım, yorumlarınıza cevaplar vereceğim. Olmadı en azından çok zorsa bir kalp koyup geçeceğim yani. Ama o kadar sevindim ki, düşünen adam bak, aklıma o geliyor. İzmir Man değil mi? Man of İzmir mi, İzmir Man mi? Şimdi zaten kendi videolarımın altından, kanaldan gelen yorumlardan bakacağım. Zaten oradan hepinizden bahsedeceğim. Çünkü gerçekten çok mutlu oluyorum dostlarım. Dediğim gibi İzmir'e gittiğimde inşallah uzay aracımızın, UFO'muzun paneline oturur gibi oturup topunuza ben gereken ilgiyi, arkalı önünü göstereceğim kardeşim. O zaman şimdi fazla uzatmayalım. Gözlüğümüzü gene takalım. Ve siz sevgili dostlarımdan, izleyenlerimden gelen güzel yorumlarınıza odaklanalım kardeşim. Hadi bakalım, gözlüğümüzü taktık. Yani şöyle diyelim, uzun ip belimizde, baltalar elimizde, biz gideriz ormana, hey ormana. Şimdi bu arada bakın, akşam ne izleyeceğim size de onu göstereyim, pardon, izleyeceğiz. Herhalde benim bir 10. kere izlemem olacaktır ama bakın neyi izleyeceğiz akşam. Bakın neyi izleyeceğiz akşam. İtmen, İtmen. Aha bu. Kutsal Damacana 2 İtmen. Bunu izleyeceğiz. Bunu sevgili karımla henüz hiç izlememiştim. Onu orada bekletiyorum. Şimdi önce yorumlarımıza gelelim dostlarım. Bakalım şöyle. Hadi. Gelin bakalım. Buradan bir Geyikli. Geyikli'de fırtına, bulutlar ve doğa harika yörelerimiz altında sizden gelen yorumlara bir bakalım. İzmir Man in İstanbul. Allah dur, pardon arkadaşım. Hah, İzmir Man. Biliyorum dostum, senle Instagram'da da arkadaşız, öpüşüyoruz, sevişiyoruz. İyi ki varsın diyorum. Dış çekimlerini çok seviyorum. En son For şemsiye mor olacaktı. O mor şemsiyeyle dışarıda dolaşırken hatırlıyorum Göktürk'te. Vallahi öyle İzmir Man in İstanbul ya. BCA Hercai Astra G. Gençleştin reis ya. Hamdolsun, Allah'a şükürler. Yani öyle oluyor abi, bunu da çıkarınca okunmuyor. Neyse ya. Ayvat selam olsun kardeşim, seni FaceTime'de biliyorum. Arıza abi, güzel montajlı, ayakta şov olacak şekilde videolar ne zaman gelecek? Mutfaklı, kahveli, Golden Virginia'lı videolar. Ah ah, benden de sana al bir ah ah be kardeşim, Olcay kardeşim. Neyse, ya şöyle, o işlere de yöneleceğiz ama şimdi sürekli ben uzun süredir, bir iki aydır falan evlendikten sonra sevgili eşim Zuhal'le sayfiyedeyiz abi. Şimdi burada babamız var. Sayfiye hayatı deyince öyle şehirdeki gibi hemen git işe veya yap evden, home ofisinden işini, otur oh, kıçını daya, öyle olmuyor abi. Sayfiye hayatında ne bileyim, gidiyorsun bir şey topluyorsun, geliyorsun incir ağacından incirleri topluyorsun, geliyorsun kurumaya bırakıyorsun, domatesleri satın alıyorsun, rendeliyorsun, rondoluyorsun, ondan sonra salça yapmaya yardım ediyorsun, arada denize gidiyorsun, hatunu pışpışlıyorsun derken olmuyor abi. Sayfiye insanı yoruyor. O anlamda o güzel montajlı videolarım için tekrar İzmir'de, Bornova'daki evimize dönmemiz lazım. Eylül sonuna doğru da olacak inşallah. Belki sonunu da bulmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Geyikli'de de havalar soğumaya başladı. Deniz desen zaten taşak çatlatan soğuğu. Erbil Civelek, ne demişim bakayım sen kardeşim. Şimdi sizin yorumlarınızla gaza geldiğim için bugünlük sohbeti kanalımın
müdavimleri, benim sevenlerim veya sevenim olmasa da izleyenlerimi adıyorum kardeşim bugünlük sohbetimi. Eşimle 7 yıldır takip ediyoruz sizi ve hep bir şekilde tanışmak istiyorduk. 2 gün önce sahilde gördük. Hem biraz çekindik hem de tatilde rahatsız etmek istemedik. Sonra da pişman olduk. Tekrar karşılaşırsak merhaba diyeceğiz kesin. Merhaba. Bir dakika ya. Şurada bekleye koyayım, ben yeni bir sayfa açayım. Bu videonun yorumları bu kadardı. Gelelim. Cinler ve İncir Ağacı Bakkal Yolunda Sohbet Geyikli isimli videomuza. Çocukluğum incir ağacının tepesinde ve altında geçti. Hiçbir şey olmadı. İncir ağacından düşen iflah olmaz derler. Babam incirden düştü, ona da bir şey olmadı. Bu kim? Gözünün sapına da koyacağım. Ateri kasedi. Ateri kasedi. Haklısın. Yorumun beni sevindirdi. Çünkü gerçekten bu incir ağaçları ne ayaktır diye düşünmeye başlamıştım. Yok işte dalına zarar verirsen akşam seni cinler basar. Orada çeşitli cin kabileleri ikamet etmektedir. Veya incir ağacından düşersen kolun bacağın kırılır diye ben de çok duyup endişe etmeye başlamıştım. E bak, en azından sen bir anti örnek sundun. Teşekkür ederim kardeşim. Kaan's Planet. Duble sade Türk kahvesi eşliğinde izledim, var ol. Kaan's Planet, sen de var ol kardeşim. Sağ ol, var ol. Daha çok özledik demiş. Ki Lam. Sana teşekkür ediyorum. Antonio, DJ Antonio kardeşim from Antalya. Yeah. Çok iyi geldi, sağ ol demiş. Antonio, senin varlığın, senin olduğunu bilmek bana iyi geliyor. Sen bunu biliyor musun kardeşim? Gelelim. Bak, bugün elim ayağım ayrı oynuyor. Sinirlerim bozulacak ha. Dikkat edin bana. Şaka yapmıyorum lan. Şimdi gelelim. Gözlükleri taktık, aydınlandık. Havalı adam, pek bir moda adam isimli videomuzun altına gelen yorumlarınıza. 2.58. Altın derken çok eski videoya gittim. Altın varraklı pro. Hey gidi günler demiş. FBYR. Haklısın kardeşim. Altın varrak gene deriz, tarrak da deriz ama esas kelimeyi artık telaffuz edemeyiz. Çünkü sahibimiz çok güçlü kardeşim. Çünkü hanım Access Bars uzmanı, eğitmeni, aynı zamanda NLP eğitmeni, fizik mühendisi, yani psikologdan beter, psikiyatristten beter. Onun için yani beni böyle gık diye bir çeker buradan, böyle bir sıkar gırtlağımı, bir daha da sizi güldüremem kardeşim, sizi rahatlatamam. Onun için yani varrak gene deriz, pro deriz, kol gibi pro deriz veya pro şeklinde ana gemi deriz. Haktan Akdoğan'a selamımızı yollarız ama yani o varrak tarrak kelimesinin gerçeğini telaffuz edemeyiz kardeşim. Kilam, K-I-Lam demiş ki sevgili dostum selam olsun. Ben çoraplı değil, çorabın çıktığı ayağa bakarım desene reis. Tabi abi, biz değil mi ne avratlar gördük de çifti 35 lira olan ince naylon kalite simli çorabı giymiş de ayağını çıkarttığında bütün ucubeliği ortaya çıkmış. Ayağın ortopedisi kötüyse kardeşim, o ayağı istersen altın yaldızlı veya altın varrak kaplamalı naylon çorabı da giydirsen, en güzel stilettoyu da giydirsen, 5 para etmez kardeşim. Etkisi hormonlarını bir nebze bile ayağa kaldırmaz kardeşim. Ayak güzel olacak. Ayak ortopedisi güzel olacak. Ve tabii nasıl olacak? Seksi olacak. Demir Bozgun. Hah! Demir Bozgun kardeşim. Bak, gözlüğü çıkaracaktım. Şaşırır şerefsizim. Demir Bozgun kardeşim ya. Demir Bozgun kardeşim. Yorumların o kadar güzel böyle. Şiddetli ve samimi ki o kadar yaratıcı yorumlar gerekiyor ve o kadar fazla katılımda bulunuyorsun ki beni bu videoyu çekmemde, en başta söylediğim gibi hani yorumlara çekeceğim dediğim bu videomdaki en büyük sebep sensin. Sen başlattın kardeşim, sen başlattın, sen bitireceksin.